Anadolu'nun ortasında Kayseri'miz sadece benim ismimi taşıyan bu üniversiteyle değil, diğer güzel üniversitelerle de bir eğitim yuvası haline geldi. Bundan hepimiz tabii gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki bu üniversitelerin başarıları giderek arttıkça, pekiştikçe Kayseri çok daha bu anlamda anlamlı bir şehir olacaktır. Değerli misafirler, özellikle şunu söylemek isterim ki bu üniversite kurulurken ortaya koyduğumuz hedef, vizyon ve amaçların giderek gerçekleştiğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bunu sadece bizler görmüyoruz, sizler görmüyorsunuz. Bunu gerek ulusal, gerekse uluslararası üniversiteleri değerlendirme kuruluşları da raporlarında tespit ediyorlar. Ayrıca üniversitemiz bu üçüncü olmak üzere mezunlarını verdi. Üniversitenin mezunlarının Türkiye'nin çok güzel şirketlerinde, yurt dışındaki önemli şirketlerde çok güzel işler bulduğunu görmek de üniversitenin ne kadar başarılı olduğunu ortaya koymaktadır. İçeride ve dışarıda üniversitenin tanınırlığı, bilirliği ve itibarı giderek artmaktadır. Biraz önce Rektör Bey uzun uzun bu konularla ilgili hepimizi bilgilendirdi. Eminim ki sizler içindesiniz ama bunları bir kez daha duymaktan hep memnun oldunuz. Ben de biraz önce bu merasime gelmeden Rektör Bey'in bahsettiği merkezleri gezdim. Laboratuvarı arkadaşlarımızla birlikte gezdik, gördük. Hepsiyle çok gurur duyduk. Sizlere bu güzel akşamda şu tavsiyeleri yaparak sözlerimi bitirmek istiyorum. Şimdi tabii mezun oldunuz, artık diplomalarınızı alıyorsunuz. Büyük bir mutluluk, sizin için gurur kaynağı. Sizleri ta küçüklüğünüzden bu yana eğiten, yetiştiren ve sizin bu mutlu gününüzü gören aileleriniz için de tabii büyük bir gurur kaynağı bu. Onun için önce size şunu söylemek isterim. İyi insan olmak birinci şart, birinci konu, birinci husus bu. Muhakkak iyi insan olun. İyi insan olmak için dürüst olmak, emin olmak, güvenilir olmak gerekir. İyi insan olmak için kişilikli olmak, tutarlı olmak, karakterli olmak gerekir. Karakter her şeyin başı. Ne olursanız olun, eğer sağlam bir karakter sahibi olarak ortaya çıkmazsanız, doğrusu değeriniz önemsizdir. Onun için kendinize bu açıdan birinci önceliğiniz iyi insan olmak. Ailenize karşı, arkadaşlarınıza karşı, ülkenize, milletinize karşı ve bütün insanlığa karşı sorumluluğunuz olduğunu asla unutmayın. İkinci olarak söyleyeceğim şey, eğitim süreklidir. Nasıl beşiklerin mezara kadar diye çok güzel tarif edilmiş, gerçekten eğitim süreklidir. Eğitimin zaten sürekli olduğunu burada da öğrendiniz. Demin söylediğim gibi bilgiye nasıl ulaşacağınızı, bilgiyi nasıl depolayacağınızı ve nasıl kullanacağınızı öğrendiniz. O bakımdan sürekli mezun oldunuz, diplomayı aldınız, bitmedi. İster master yapın, ister doktora yapmaya devam edin, ister direkt iş hayatına başlayıp iş hayatında kariyerinizi oluşturmaya başlayın. Eğitimin sürekli olduğunu unutmayın. Veyahut da lise mezunlarına, üniversiteye hazırlananlara sorarım bazen, ne okumak istiyorsun? Bakalım ne olursa. Asla böyle olmamalı. Muhakkak hedefiniz olmalı. Bu hedef çalışma hayatında olur, bilim hayatında olur, akademik hayatta olur. Ama siz hedefinizi çok açık koyun ve bu konuda da hiç de alçak gönüllü olmayın. Hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Azimli, kararlı, ısrarlı olunca
Bazen hedefe ulaşırken birkaç kez geriye de düşebilirsiniz. Ama ısrarlı olursanız ona muhakkak ki ulaşırsınız. Bu açıdan sizin azimli olmanız çok önemlidir. Bazen işsiz kalabilirsiniz. Bazen istediğiniz bursları alamayabilirsiniz. Ama ısrarlı olursanız, azimli olursanız, kararlı olursanız eninde sonunda ona ulaşırsınız. Tabii ki hedefe ulaşırken risk alınacaktır ama bu risk hesaplı bir risk olması gerekir. Yani sizin gibi insanlar gelişi güzel hesaplamadan da risk alın demem. Risk alınacaktır hayatta ama bunu da bir hesaplı bir şekilde olması gerekir. İnanıyorum ki bütün hedeflerinize, amaçlarınıza ulaşırsınız böyle bir metot takip ettiğinizde. Size söyleyeceğim başka bir şey de şu tavsiyem. Muhakkak bir network'ünüz olsun. Hiç kimse kendi başına yeterli değildir. İş hayatında da, akademik hayatta da, Türkiye'de de, başka ülkelerde de muhakkak arkadaşlarınız, çevreniz olsun. İyi insanlar, dürüst insanlar, güvenilir insanlar çabuk çevreler yaparlar. Bu çevre sizi öyle olur ki hedeflerinize çok daha kolay taşır. Bu çevre size referans olur. Bu bağlamda üniversite mezunlarıyla ilgili kurduğunuz üniversite AGÜ mezunları derneği ve kuruluş bu çok önemli. Bir araya geliyorsunuz, tartışıyorsunuz, size yol gösterici oluyor.